Afiyet olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim tekrardan çocuk. Neler teşekkür söyleyeceksiniz? Sağ olun. Mutluyuz, heyecanlıyız. Çok söylenecek güzel bir duygu. Çok bir şey yok. Öyle tarifsiz çok güzel bir duygu. Peki Burak Bey ilk haberi duyduğunda neler hissetti sizin gözünüzden önce bir duyalım. O kadar detay istiyorsun yani. O çok çok özel oluyor. Çok özel oluyor. Nasıl söylediniz? Arkadaşlar yani bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. O bize kalsın. O bizim evet. özelimiz çünkü. Ama güzel duygu. Aynen, doğru. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel mutluluk. Çıkan haberleri soralım. Hani dışarıda yemeği yasakladığınıza dair haberler çıktı. Deodorant kullanılmamasını istediğinize dair haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz bunu? Yok ya, o kadar değil. Yani tabii ki oluyor bazı hassasiyetler. Her hamilelikte olduğu gibi ama öyle çok abartı derecede bir şey değil. Yani böyle bir kural almadınız mı? Çünkü kural olarak geçiyor da ev kuralları hayır. aldığınıza yönelik. Nasıl bir kural? Yok canım. Hayır, hayır. Kural falan yok. Hayır. Mesela size parfüm evin içinde size parfüm yasağı getirilmiş. Olur mu öyle şey? Öyle bir şey. Merak yok, hayır. O kadar değil. Ya her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz. Aynen. Peki şeyi soralım. Projede anlaşıldı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz daha zamanı var. Ben şu anda dinleniyorum. Onlar hazırlanıyorlar. Önümüzdeki sene olacak. Tabii hazırlık süreci biraz zor. Malum. Osman büyük bir proje olacak. Evet. O yüzden hem rol için ben hazırlanıyorum. Onlar aynı zamanda mekanlar ve dekor için. Bakalım heyecanlıyız. Önemli bir rol. Önemli bir karakter hepimiz için. Bütün Türkiye için. O yüzden hakkını vermeye çalışacağız. Fahriye Hanım, annelik için kitap siparişi verdiğiniz söyleniyor. Tavsiyeler alıyormuşsunuz ama hani ilinizden kimlerden acaba tavsiyeler alıyorsunuz ya da aldınız? Ya bu süreçte ben hiçbir tavsiye almıyorum aslında. Yani öyle çok fazla kitap falan da okumuyorum. Çünkü bu doğalında zaten her şeyi kişiye anlatan bir süreç. Doğalında zaten her şeyi hissediyorsun. Nasıl gerekiyorsa öyle yapıyorsun. O yüzden hani çok fazla böyle araştırmaya vesaire gerek yok. Zaten doktor gerekli olan şeyleri söylüyor. Doğalında nasıl gelişiyorsa herkesinki gibi benimki de öyle gelişiyor. Şimdi tamam mı? Fix iki tane soru var hamilelik döneminde. Aşerme başlandı mı diye. Onu soralım. Oluyor. Gece içinde dördünde canımını çekti falan. Ya buralarda öyle karşılaşabilirsiniz gece üçte. Bir evet. Absürt bir şey hissediniz mi hiç şu bu dönemde? Yok öyle yok ya, spesifik öyle. Bir şey yok. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Yok yok hayır. Genel olarak şunu soralım. Çok... Doğum nerede olacak? Türkiye'de mi olacak yoksa yurt dışında mı? Türkiye'de olacak. Burada. Burada olacak. Evet. Burada olacak. Son soruyu soruyor o zaman. O zaman artık teşekkür ediyoruz. Cinsiyetiyle ilgili bir şey belli mi acaba? Yok daha şu an belli. Net değil daha. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin.